And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. Durdurun zamanı, inecek var deme şansımız var mı? Elbette. Zamanı henüz kontrol eden herhangi bir güç ortada yok. Tempus fugit, Latince'de zamanın uçtuğunun vurgusudur. Evrensel bir tanımlamadır. Ve aslında bu tanımlamalar, düşünün, ta tarihin derinliklerinden günümüze gelirken insanlara bir vurgu yapıyor. En değerli nedir? Elbette işte canımız diyoruz. Canımız neden değerli? Çünkü canımız durduğu an zaman durur. Zaman, hayat devam ettiği sürece zaman devam ediyor. Ve işte en değerli olan neymiş? Canımız kadar değerli olan da zamandır. Zaman ne kadar güzel, ne kadar dolu dolu, ne kadar böyle şuracığımızdan hissederek, yüreğimizin sesine kulak vererek yaşarsak o kadar hayatımızın hakkını vermiş oluruz. Becerebiliyor muyuz bunu? Becermeye çalışıyoruz diyenler çok olabilir. Bana sorarsanız becermeye çalışanlar bizim coğrafyada yüzdelikle vuracaksak, yüzdelikle vurursak %10'un altına yani tek basamaktadır. Hatta %5'leri altına da inerim. Ve bu perşembe günü çok değer verdim. Bir dostumuzla, bir iş adamımızla birlikte olmak istedim. Sayın Erbil Arkın. Bana sorsalar Erbil Arkın'ı neden çok seviyorsun? Bir, Kıbrıs'ı sevdiği için. İki, dünyayı sevdiği için. İnsanlığı sevdiği için. Ve paraya teslim olmadığı için sevdiğimi söylerim. Ve bir bakıyorsunuz bizim ne kadar insanımız var. Kimse alınganlık göstermesin. Herkese yaptığı işin dışında konuşmaya kalsanız, yaptığı işin dışında konuşacak insan çok zor buluyorsunuz. Halbuki batıda deniliyor ki hobin nedir? Biz de hobimiz işimiz gibi geliyor. Hatta bunu kendimiz öyle söylüyoruz. Ama Sayın Erbil Arkın'la bugün Girne Limanı'nız mekan seçtim. Bu perşembe günü sizlere güzel bir aktarım yapmak için ve sonuna kadar direnmeye çalışacağım. İşiyle ilgili hiç konuşmayacağım. 4 tane başlığım var. Bu başlıkları da şimdi söylemiyorum size. Ama şöyle bu teknik bugün buraya bir bakın, burada bir bot var. Ve böyle sayfalarının arasına Tempus Fugit. Şöyle yönetmen arkadaşım böyle görüntüyü de detaylandırsın. Burası Girne Limanı, tarihi liman ve Sayın Erbil Arkın'la konuşuyor. Erbil Bey nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim çok nazik kelimeleriniz için. Sağ olun. Hak edin, hakkını söyledim. Bazen de kompliman değil, gerçeğin ifadesi kolay iştir. Yani şimdi ben bunu söylüyorum, ekrandan insanlar bunu izliyor. Yok öyle bir şey diyen bir adım öne çıksa. sizin mütevaziliğiniz, değer yargılarınız her zaman böyle sizlerle bir dakikalık telefon konuşması bile eğer bir yorgunluk varsa, bir gerginlik varsa toprak attı da benim rahatlıyorum. Sağ olun. Erbil Bey, 4 konu dedim, sıra sıra gideceğiz ama konulara gitmeden bu limana geldiğinizde ne hissedersiniz? Liman Kuzey Kıbrıs'ın ruhunun göbeğiydi. Kıbrıs'ında. Kıbrıs'a aslında güneydekilerini de sorsanız onlar da diyecek ki Kıbrıs'ın ruhunun göbeğidir ve gerçekten öyledir. Ama iyi korumamız gerekir. Yani hemen arkasından o cümleyi söyleyin. Çok sevdiğimiz Girne'nin ruhudur diyelim.
Ama korumamız gerekir. Bugünlerde pek korumuyoruz. Ona üzülüyoruz. Bugünlerde mi korumuyoruz yoksa uzun zamandır korumuyoruz? Uzun zamandır korumuyoruz. Kimin sorumluluğundadır? Belediyenin mi? Turizm Bakanlığı'nın mı? EFKAF'ın mı? Yani kimin elindedir yani? Bir de gerçekten deniz sevgisiyle ve turizme açık bir duruma getirdik mi yoksa olduğu gibi gelişine mi bıraktık mı? Zannedersem gelişine bıraktık böyle. Ve üzülüyorum ben. Ama çok sevdiğim bir limandır. Ruhum burada. Yani burada tekneler var. Karşı tarafta balıkçı tekneleri var. Evet. Ve duyum alıyoruz ki burada böyle bir sırt bağlama noktası bile bugün ölçeklerinde de 60-70 bin pound'a el değiştiriyor. Kimin evet. malını kime devrediyorlar? Maalesef öyledir. Yani açıkça söylemek gerekir. Veya halat bağlama hakkı olan kişiler veya neyse o 5-6 dolar devlete ödedikleri kişiler dönüp 70 bin pound, 60 bin pound, 30 bin pound'a başkalarına devrediyor. Belki de haklılar. Arz taleptir. Arz varsa, talep varsa bu fiyatı da bulabilirlerse satıyorlar, alıyorlar paraları. Aman yanlış başladım Edil Bey. Ben sizin de yani ne kadar kötü bir ruh hali biliyor musunuz? Tam başlıyorsunuz. Dersiniz ki ben bugün güzel konuşacağım. Ne dramatik bir durum. Kıbrıs'ın en güzel konusunu bile güzel konuşamıyor. Ticarete çevirdik gene. Neyse. Ama güzele çevirelim. Bu ne demektir? Böyle fiyatlara el değişirse rıhtım yerleri demek ki bir talep var, bir ihtiyaç var arada. Ne mutlu bize, biz 4-5 tane daha marina yapabilsek kuzeyde ve dolu dolu yaşasalar ve dolu dolu turist getirseler Kıbrıs'a, yani deniz tarafından gelsinler ve Kıbrıs'ımız da o kadar daha güzel. Yani öyle noktalar. Her zaman ben çocukluğumda bana deseler ne hayal ediyorsun? Bir motosiklete ya da bir araca bineyim ve günlerce ilginç bir dışarı gördüm. Bering Boğazı var. Evet, Asya evet. ile Amerika'nın evet. buluştuğu. Oraya kadar karayoluyla gitmem. Bu bir. İkincisi önce Türkiye'ye gittim. Akdeniz'i geçtim. Sonra Avrupa kıtasını açtık. İşte Londra'ya gittik. Ters tarafa gittim. İlk okyanusu uçakla Tokyo'ya giderken geçtim. 85-86 galiba. Okyanusu uçakla geçerken bile merak ediyorsun. Bakıyorsun işte bir polar route var, değişik yollar var ama genellikle böyle kuzeye çıkılır ve oradan aşağıya inilir. Okyanusu deniz yoluyla geçmeyi çok hayal edemedim. Sizin macera mı diyeyim? Tutkunuzun bir parçası mı diyeyim? Sanıyorum önümüzdeki hafta daha doğrusu programımız yayınlanırken, biz bunu Perşembe günü yayına vereceğiz. Programımız yayınlanırken siz okyanusta mı olacaksınız? Okyanusta olmayacağım ama çok yaklaşacağım okyanustan çıkmak için. Program ne? Yani program bugün şöyle, 30 Ocak'ta biz programı çekiyoruz. İzleyicilerimize evet. zaman açısından bir yanıltma yapmayalım. Siz pazar günü Londra'ya gideceksiniz. Londra, bir iki gün hazırlığımız var. Pazartesi salı. Ondan sonra Kanaryalara ben gidiyorum orada. Şu anda tekne Palma, İspanya'dan Palma'dan yola çıktı. Tempest Fuji teknemiz. Tempest Fuji. Zaman yarış uçuyor. Yarış teknesidir. Zaman uçuyor. O zaman uçtuğu için erken yapmamız gerekir bu işi. Evet. Ben Kanarya'da tekneye bineceğim. Yola şimdi çıkacağım. Kanarya'yı Avrupa mı sayacağız? Avrupa, Afrika sayacaksınız. Peki. Avrupa. Okyanusun doğusu. Doğusu. Peki. Doğusu. Düşüneceksiniz. Bir tarafta Afrika var, Avrupa var. Öbür tarafta Karipler ve Amerikalılar, Amerika var. Benim niyetim hem macera, hem de teknemi deneyim. Hem de hayat çok kısadır. Zaman uçuyor. Tempus fugit. Her yaptığımız şeyi, istediğimizi yapmamız gerekir. Tatlı şey. Hep aklımdaydı okyanusu tekneyle ve yelkenli tekneyle geçmek. Yani Allah'ın verdiği rüzgarla geçmek. Ne güzel bir şey. Tatlı şeyler yapmak. Tatlı şeyler yapmak. Çok öyle tatlı şeyler. Hayatınız boyunca döneceğim mi Tempus Fugit ama evet. tatlı acı şeyler yaşadınız mı? Tabii herkes gibi acı şeyler, tatlı şeyler yaşadık hayatta tabii. Tabii tecrübe. Şimdi her şey tatlı gelelim, olsa farkını bilmiyor. Yelkenliyle gitmek dediniz. Yelkenli kesin. Zaten bizim teknemiz böyle motor gücüyle geçemeyeceğiz. Rüzgarla geçeceğiz.
yelkenle geçeceksin. Ha, bir miktar böyle problem çıkarsa bir iki günlük yakıt var teknede motor çalıştırmak, ama onun haricinde genelde rüzgar biter oturursunuz. Okyanusun ortasında rüzgarı beklersiniz yani. Bizim niyetimiz 3 haftada geçmektir. Yani Tempus Fugit'i de siz ürettiniz. Bizim tersane üretti. Tersanemiz de şeyde Antalya'da Türk yapımı teknedir. Çok güzel bir klasik teknedir. Modern klasik dedikleri. Modern klasik bir yarış teknesidir. Ve zaten Kariplere gitmemizin sebeplerinin bir tanesi şurada değil mi? Evet, macera bir tarafa. Şu mu? Bu 150'dir. Bu bizim 90 feetliktir. Bu 150 feetlik bir teknedir. Hedefimiz bunu da yapmaktır. Evet. Seridir zaten yaptığımız. Tabii bizim gözdemiz şu anda Tempus Fugit. Tempus Fugit. Bu yani biz yarışa gidiyoruz zaten. Fakat Boat dergisi de uluslararası bir dergi. Boat International Uluslararası 10 sayfa verdi bize bu ay. Evet. Yani Şubat ayındaki şeyine. Evet. Özellikleri gurur verici bir şey bir Türk tersane için. Gurur verici bir 10 sayfa verdi. Çok beğendiler tekniği. Güzel bir röportaj yaptılar bizimle. 10 sayfa verdiler bu değerli mecmuada. Gururluyuz yani. Teknenin özellikleri neler? Şimdi okyanusu geçecek. Evet. Klasik görünümlü bir tekne ama arması çok modern. Yelkenleri de çok modern. Son teknolojiyle üretilen arması var. Onun için yarışırken de tam yarışıyor. Şimdi arma dediğiniz zaman ben bakarım işte ceketimin burasında bir arma var. Yani armanın arma, ne? Donatım değilim. Tamam, donatım. Direkler. Halatlar, çekilen halatlar, direği tutan, yelkenler veya şeyleri, onları teknede tutan olaylar, onlar hep böyle son derece sağlam olması gerekir. Yoksa tekne kırılır fırtınada veya yarışta. Bunlar çok sağlamdır Tempus Fugit'te. Ve çok böyle fırtınalı havalarda da yarıştık geçen sene Fransa'da. Yani kendini iyi gösterdi. Yani Tempus Fugit. Tempus Fugit. Evet. Zaman uçar. Zaman uçar. Kendisi de uçar. Şimdi ekip herhalde profesyonel bir ekiple gidiyoruz. Hep profesyonel ekiple. Normal böyle tatil seyahatlerde 2 ile 3 mürettebatla yeter. 2 mürettebat ile. Ama full böyle yarışacağı zaman 16 kişiye kadar profesyonel kişi onunla yarışıyor. Okyanusu kaç kişiyle geçeceksiniz? 6 kişi ben dahil. 8'er saat nöbet tutacağız. Haftada günde 24 saat. Ve insanlar inşallah 12-14 günde çok hızlı sayılacak geçebilirse. Başka Kıbrıslı normal, mı? Başka hiç Kıbrıslı yok. Kıbrıslı yok. Ben diğerleri hep ama İngiliz veya sanıyorum yayınlandığı zaman. Evet. Yeni Zelandlı var, İngiliz var ve ben varım. Okyanus daha önce geçen var mı aralarında? Aralarında tabii bir tane kaptanımız. Bu 9. defadır yani. Ben tedbirli gidiyorum. Öyle değil size. Sadece yalnız var. Bu ekip teknenin sürekli mürettebatı olan var mı içlerinde? Evet, bir kaptanımız var. O kaptan genç bir çocuktur. İnanamazsınız. 27 yaşında. İngiliz. Ama İngiliz. Çok güveniyoruz. Zaten okyanusu da geçmiş. Ona yardımcı kaptan olarak, benim eski kaptanım dediğim gibi, bu 9. defası olacak. Bir genç daha var, 3-4 defa gezdi. Yani ben tedbirli gidiyorum, onu söyleyeyim size. Aklıma geleni sorayım. Vazgeç bu işte, nereden bir de bu işlere bulaştın diyen çıkmadı mı? Çok, hem de çok. Yani ne işiniz var okyanusta diyenler var. Ama bazen aynı dağları, tepelere çıkanlara da aynı şeyi soruyorlar. Because it's there diyor. Orada olduğu için tırmanıyorum. Güzel. Biz aynı felsefeyle okyanus var, imkanımız var. Neden yapmayalım? Ne güzel. İletişiminiz olacak mı? Olacak. Uyduyla, tabii modern dünyada uyduyla isterseniz kutuplarda ol. Nerede? İsterseniz Brezilya ormanlarında ol. İletişim var. Bizde de var. Belirli saatlerde açacağız iletişimi Greenwich Mean Time olarak günde. Dost, arkadaşlara inşallah konuşacağız. Tabii mürettebat da konuşmak isteyecek.
Diyelim ki buradayız. Bizi de takip isteyen bizi takip edebilir. Bizim ismimiz zaten ILS olarak böyle çıkar. Marine Traffic diye bir yazılım var. Herkes bedavaya indirebilir şeyinden. Bilgisayarına. Marine Traffic. Oraya girdikten sonra bizi arayacaklar. Tempest Fugit. Tempest Fugit de Okyanus'ta inşallah çıkacak. Ve günlük bizi takip edebilecekler. Yani hatta noktalarlarsa Tempest Fugit'i bütün yol boyunca da işaretleyecek nerelere gittik, ne yaptık öyle. Takip edebilecek arka eş dost bizi takip edebilecek. Allah iyilik ve sağlık versin. Peki sağlık tedbiri nedir bu yolculukta? Sağlık, ben gitmeden önce geçen hafta İstanbul'a gittim. Full check-up oldum, doktorlara gittik, her şeyimize baktılar. Bir de elimizde torbayla gidiyoruz. Her şey tedbirli torba veya bir çanta, bütün haplarımı onu da koyuyoruz. Yani mecburen şeyler, apendisitlerini çektiren bile var. Yani aldırtan var yola çıkmadan önce ki tedbirli olsunlar. Ben o kadarını yapamadım ama tedbirli gidiyorum yani. En azından doktoruma göründüm. Acil bir şey olursa hızlı bir ulaşım var mı? Vallahi en yakın tekneye pan pan çekersin diye bir kelim radyoda bir veya mayday mayday çekersin. Size en yakın başka belki yolcu teknesidir veya kargo gemisidir. Tabii herkes biri bizden de başkası bize pan pan çekerse veya mayday, biz tabii yolumuzu bırakıp onlara yardım etmek için gideceğiz onlara. Biz nasıl onlara gideceksek başkaları da bize gelir. Böyle bir olay olursa inşallah bizi kurtarırlar. Mutfak? Ne yiyeceksiniz? Mutfak, herkes ben de dahil aşçılık yapacakmışız. Yani oğlum getir bana bir Nescafe, yok yani. Yoktur, gideceğim kendim yapayım bunu. O da güzel bir şeydir. Tahmin ederim 6 günde bir veya 4 günde bir bana da düşecek mutfakta yemek pişirmek. Ne mutlu onlara, diyemeyeceğim ona ama. Molehiye pişirecek misiniz? Efendim? Molehiye. Keşke, molehiye'den korkuyorum. Keşke yapabilsem. Ama o Golo gene, gaz var. Kola gaz da bayılıyorum. Kola gaz. Annemin köftesi, parades köftesi. Hep ben bunlara bayılıyorum ama bir tane, iki tane Yeni Zelandlı, 3 tane İngiliz bilmem nasıl karşılar molehiye'yi. Ama çılbır yapabileceğim. Balık tut, siz balık da tutuyorsunuz. Kesinlikle avlayacağız. Bu somon avcılığına gidiyor. Ben çok gidiyorum. Her sene gidiyorum. Skoçya'ya gidiyorum ben. Skoçya, İngiltere'nin kuzeyi. Her sene gidiyorum. Tutkumdur somon avı. Genelde avı seviyorum ben. Geyik avı da yaparız. Belki herkes sevmeyecek onu ama geyik avı da yaparız. Somon avını da çok severim. Sülün avını. Şimdi bu tekne giderken olta atıp balık tutma şansı var mı? Var ama suratınıza göre de. Tabii bizim gideceğimiz suratta, Allah isterse biz 9 deniz milden gitmek isteriz. 8, 9, 10 deniz milinden. O suratta gidebilirsek bazı balıklar yakalayamayacak bizi. Ama kılıç veya sailfin, yelken balıklar, böyle çok hızlı balıklar bize bir macera yaşatabilir. Yani ama söylediğim size 50 kilo 60 kiloluk. Yani teknede balık tutmak için donanım var mı? Kesinlikle evet var ve onu bilhassa ben temin ettim. Yani o da maceranın bir parçasıdır. Şimdi Erbil Bey, taze kılıç şeyden Kanarya Adaları'ndan yola çıkacaksınız. Karayiplere gideceğiz. Antigua adasına gideceğiz. Tabii çok adalar var Karayiplerde. Ondan sonra British Virgin Islands'larda, o da biraz daha kuzeydedir. Yarışacağız. Resmen yarışacağız. Bir 25-30 tekneyle daha gidiyorlar. Şimdi gidiyoruz. Evet. Allah'ın izniyle dönüş. Döneceğim. Kesinlikle Galatasaray'ın Chelsea maçı var. Ben de koyu Galatasaraylı olduğum için onların söylediğim mürettebata kaçırmayacağım o maçı. Dönüş uçakla. Onlar uçakla döneceğim ama geri gideceğim yarış için. Yarış da böyle çok ciddi bir yarıştır. Şeyde British Virgin Islands'da. Loropiana Regatası dedikleri. O yarışı da inşallah, yani bir dereceye gireriz inşallah. O yarışlara gireceğiz. Ondan sonra bir ay sonra gene bir yarış daha var orada. İlk defa deniyorum şeyi, Karayipleri. Yani bir macera, Karayipleri deniyorum. Böyle kendimi Karayipleri birazcık cesur zannederim bu tür maceralar için ama
kendimi türlü toparlayamadım dedim. Tamam Erbil Bey, bu defa da ben de geleceğim bakayım. Nasıl? Yani şey, ayrı bir cesaret istiyor. Cesaret ve bünye meselesi. Çok insan o bünyesi kaldırmaz bu yarışları veya öyle yolculuğu. Yani dünyanın sonu gibi oluyor deniz tutarsa. Ve düşünebilir misiniz 3 hafta 4 hafta siz devamlı 24 saat günde hasta. Yani ama beni tutmaz çok şükür. Hap da almıyorsunuz. Hap da almıyorum ben. Yok. Bu tekne yarışlarını görürüm. Böyle ekip böyle şeyleri çekerler. Hem de nasıl? Ona yelkenleri falan. Her şeyi böyle her şeyi güçle yapıyorlar. O zaman iyi bir antrenman yapıp başlamak lazım. Hem de nasıl fit olmanız gerekir? Yani hatta ben bilhassa kilo verdim bu yolculuk yapmak için yani. Geldikten sonra alırsın. Öyle. Nankörlük yapmaya geldi. Yediğimizi göstereceğim. aslında sonra saklayacaktım ama Galatasaray. Sizin de Galatasaray tutkunuz var. Ah, feci. Locam da var Galatasaray'da. Çok sevdiğim bir takımdır. Büyük heyecan yaşıyorum. Gerek evde seyrederken gerek şeyde, arenada. Güzel bir takımdır. Zaten Türk takımlar çok heyecanlı. İster Fenerbahçe, ha bak, bunu sizinle iddialı bir Galatasaray maçı izleyip yazmak isterim. Aa, kesinlikle. O zaman şimdiden onu, davetlisiniz. Tamam, gideceğiz. Gidelim bir benim güzel maç. Diken diken olur. O kadar güzel böyle maçlar seyrederiz. Ama daha önce yaptığımız bir sohbette sizin İngiltere'de Arsenal taraftarı olduğunuzu biliyorum. Ailece. Peki biz, o evet. Emirates Cup'a gittiniz mi? Gittik. Peki ne oldu orada taraftarlık? Evet. Şimdi kim? Biz ailece şeyiz. Gurbetçi aileyiz. Gurbetçi Londra'ya uzun seneler önce göç etmiştik. Genelde ya Tottenham veya Arsenal'ı tutar Kıbrıslı Türkler veya Kıbrıslı Rumlar. Biz de Arsenal'cı olduk. Ailece. Ve geçen sene Emirates Cup'ta bir kupa vardı. Arsenal vardı, Galatasaray, iki takım daha vardı. Çok şükür Galatasaray kazandı kupayı. Ama size bahsetmiştim. Yani o düşünün, o meşhur Arsenal Emirates aren şeyi vardı, stadı vardı. Ama o kadar soğukkanlılar ki, yani şeyi özledim. Türkiye'nin seyircisini özledim. O heyecanı, o sesi, o güzel sesi. Ve gerçekten orada belki 65 bin kişi mi alıyoruz? 55 binin diyebilirim size 10 bini 15 bini Galatasaray'dı da 10 bin orada. Ama o 10 bin Galatasaray'ı 45 binin şeyleri Arsenal'cılar bastırdılar sesle. Sizin yüreğiniz kimden yanaydı o gün? Kesinlikle Galatasaray. Kesinlikle. Arsenal terk ettiğiniz. Abim de koyu Arsenal'cı, o da oradaydı. O bile Galatasaray tuttu. Kuvvetteyiz ya. Fakat elinde yıllar önce Highbury'de ve Matsey'de. Evet. Böyle kale arkasında tribünler, oturma yoktu. Böyle yoktu, küçük ayakta küçük böyle ayakta. O başka bir keyifti ama. 100 bin kişi alıyordu statlar o zamanlar. Ondan sonra böyle hele kışın futbola gidip böyle o hot dogslar falan o stadın çevresinde. Evet. Oydu bence futbolun heyecanı. Evet. Çünkü İngiltere futbolun beşiği ama. Donacaksın biraz. Yani şimdi dünyanın en kaliteli ligi Premier Lig'tir. Evet öyle. Ama tiyatro, kaliteli bir tiyatro gibi geliyor. Evet. Yani paralar o kadar büyüktür ki şimdi. Yani. Tabii ki futbolun İngiltere, futbolun beşiğinin İngiltere olduğunu söyledim. İngiltere'de futbol seyretmek başka. Ancak bu kombine bilet deniyor Türkçe. Onda da galiba season ticket mevsimli. Season ticket deniyor. Onunla beraber artık herkes yerini aldı. FIFA, UEFA'da stadyumların konforunu artırdı. Tiyatroya gider gibi büyük bir keyifle insanlar gidip oturuyor yerine. Disiplinli oturuyor. Disiplinli oluyor. Şunu kabul etmek lazım herhalde ama futbolda bir sanattır değil mi? Kesinlikle. Spor kadar da sanattır. Doğru. Yani futbola estetik, Almanlar da bence değişiyor. Almanlar uzun süre mekanik bir futbol oynuyorlardı. Evet, evet. Onlarda da estetik öne çıkmaya başladı. Yani Bayern Münih'in son performansında ben hepsini buluyorum. Dünyanın en iyi takımı Bayern Münih bence. Evet. Yani her İngilizleri geçer, herkesi geçer. Ama bir kelime, güzel bir cümle var. The Beautiful Game derler. İsmi futbolun İngiltere'de, lakabı The Beautiful Game. Ve gerçekten hem sanatı hem sporu
birleştiren bir olay. Galatasaray Mancini ile nereye gider? Zaman verirlerse çok yere gider. Ama zaman vermelerimiz gerekir ve sabırlı olmamız gerekir. Şimdiki başkanla loca konuşuyorsunuz. Evet, evet. İki başkanla. Tam ortasında benim. Biri eski başkan bir tarafında, yeni başkan bir tarafında, bir Kıbrıslı Türk olarak. Güzel bir olaydır bu. Ama ben zamanında... Konuşuyor musunuz araya? Çok konuşuyoruz. Evet, ne diyor? Tabii bizi seviyorlar, biz de onları seviyoruz. Ama bu olayın kökü neydi? Temel atıldı, karar verildi. Ben ismi yazdım locaya. O locaya? Riske girdim, o locaya. Baktım gittim, baktım kimler nerede, ne olacak. Herhalde tam orta yer herhalde. Orta yerlerde. Tahmin ettim ki mesul isimler olacaktı. Ama riske girdim, paramı ödedim topraktan. Yani nasıl topraktan ev temel alıyorum. Atılırken. Temel atılırken. Öyle. Ve şansı çıktık. Vay iki başkanın. Türk futbolunda Galatasaray, ben birazcık Fenerbahçe sempatim var. Fanatikliğim yok ama güzel futbolu alkışlıyorum. Onu söyleyeyim. Jupp Derwall'le Türk futbolu bir değişim yaşadı. Ama Türk futbolunda yöneticiler çok önde. Evet. Takımın evet. Başarı veya başarısızlığını yöneticilerle sorguluyor. Öyle. Değil öyle. Mi? Şimdi nedir? Türkiye'de sistem derneklerle oluyor. Yani profesyonel şirketlerle değil. Arsenal'ın sahibi var. Chelsea'nin sahibi var. Tottenham'ın sahibi var. Yani genelde Avrupa futbolunda veya bilhassa İngiliz futbolunda takımlar özel sektördedir. Onun için kendi, onlar da menajer de her şeydir. Menajer her şey. Chairman genelde adam 100, 200, 300 milyon, 500 milyon pound ödeyek yatırım yapıyor. Yatırım yapıyor, oturuyor orada. Bizde dernek olduğu için sistem değişikti. Yani bu sistem dernek i̇şte olayda olunca devamlı 2 senede 3 senede bir başkan veya başkan değiştiriyoruz. İngiltere'de 20 sene, 25 sene aynı başkan. 20 sene, 15 sene, 17 sene, 17 sene, 18 senedir ne dersem Arsenal'ın şeyi, menajeri. 17, 18 senedir aynı koltukta oturuyor. Alex Ferguson'dan yani sonra, Alex oturttu. Ferguson'dan sonra şu anda Premier Lig'de en uzun süre menajer. Öyle. Ama istikrar oldu benim. Yani bir şey olur, devamlılık oluyor. Fatih Terim'e devam edemez miydi Galatasaray? Edebilirdi, kendisi etmek istemedi gibi geliyor bana. Pek çok Galatasaraylı iyiydi, Fatih Terim gitti dediler. Siz de öyle misiniz? Yok, ben öyle demiyorum. Ben bayılıyorum, hayranım. Mancini, yani, şov mu yapıyor? Iyi. Ama yok. Mancini çok iyi, profesyoneldir. Ama zaman vermemiz gerekiyor. Yani oyun içerisinde birkaç kez oyun düzenini değiştirecek kadar takıma hakim gibi görünüyor. Onun için sarsıntı geçirdi bence Galatasaray'da. Birinci sıralardan 11. sıraya düştü. Tabii her menajerin değişik sistemleri var. Oyuncular da ona alışması gerekir. Alışamıyorlar. Bazı oyuncuları ekarte ediyorlar. Başkalarını getiriyorlar. Yani o sarsıntı yaşayacak. United'da Ferguson'dan sonra genç menajeriyle yaşıyorum. Yaşıyorum. Evet, evet. Chelsea'de. Yani. Evet. Evet. Teknede şarap olacak mı? Kesin. Hangi şarap? Benim şaraplarımdan da bir iki şişe var zaten. Nasıl gidiyor şarap işi? Şarap işi çok güzel gidiyor. Ben bu sene ilk defa, biliyorsun benim şaraphanem var. Küçük çapta, amatörce yapıyoruz. Bu sene roze şarabı yaptık. Ama unutmayın, Galatasaray farkı kapatır mı şampiyonluk kapotaya girer mi? Kesin. Peki, devam edelim. Bunu özetle not ettik, sonra hatırlatacağız. Evet. Şarap. Galatasaray şampiyon bu sene. Evet. Tabii inanmanız gerekir değil mi? Evet, şaraba gelince biliyorsunuz ben ilk iki çeşit kırmızı şarapla çok sohbet ettik sizinle. İki çeşit bağ ektim. Şimdi bunu dörde çıkarttık. Rose zaten rose kırmızı üzümden beyaz şarap yapar gibi yapıyorsunuz. Biz de beyaz şarap yaptık. Karpaz'dan üzüm aldık. Şimdi 4 çeşit şarap üretiyoruz. Kalite? Kalite tabii sezonda en üst seviye olamaz. Ama kalite iyi. İlk yarattığım seneler aslında denize dökmemiz gerekirdi ama şimdi çok daha iyi. Öğreniyor musunuz? Çok öğreniyorum ve gitgide de kalitemiz tamamdır. Bağlarımız olgunlaşıyor. Zaten
bir bağın olgunlaşması için 14 ile 15 sene istersin, 10 ile 15 sene istersin. Biz ancak en eski bağlarım şimdi 7, 8, 9 yaşına geliyorlar. Yani çok ama güzel şaraplar başladık üretmeye. Bu ada şarabıyla meşhur. Ha, evet. Tarihin geçmişinde. Tabii. Hatta Osmanlı'nın adayı almasına gerekçe sıralamasında öyledir. Şarap da vurgu yapıldı. Evet, ama bizim şarap kültürümüz çok yeterli değil gibi geliyor. Şimdi bana da getirirler. Aslında işte yemekte biliyorsunuz. Hmm. Şarabı getirirler. Kim bakacak tadına? %90 insanlara bakıyorum. Şöyle bir yudumluyorum. Kaç kişi bu başını böyle doğru sallar? Evet. Doğru. Ama aslında bir herkes böyle bir yarım saat verse okumaya veya tat kültürüne, hemen hemen herkes kötü şarabı ve iyi şarabı ayırabilecek bir durumdadır. Ama o hassas şarap ayrımları o uzmanlara düşen bir şeydir. Ben genelde ne diyorum? Hiç tadına da bile bakmayacağım. Lütfen kötüyse size söylerim. Gelirsiniz, değiştirirsiniz. Şimdi, yani havalara girmeye hiç manası yok. Bizi kimse yanlış anlamaz. Evet. Bizi Londra'dan izleyen nerede yanlış anlamaz? Aynı takımın oyuncusu bu bağlamda. Evet. Viski genellikle iş yemek öncesi alınan bir işi. Viski. Evet, evet. Biz Kıbrıs'ta Türkler de Rumlar da yiyemeyin. Ortasına viski şişesini koyarız. Biliyor musunuz ki İngilizler de var onu yapan. Bütün yemek boyu da viskisini içen de var ama çok büyük bir ama olay. Ama esas yok. Şaraptır diye mi yemeğin içkisi? Esas şey şarap olmalı. Şarap. Yıllar önce... Ama rakımızı da seviyoruz o başka rak, balıkla. Başka bir... Yıllar önce Almanya'da bir lokantaya gitmiştim. Yemeğin menüdeki seçiminize göre, galiba hiç unutmuyorum, bir 8-10 çeşit şarap içmiştik. Seçtiğiniz tatlıya göre de şarap değişiyor. Kesin. Öyle ben çok seviyorum, restoranlarımı çok seviyorum. Öyle restoranlara gidiyorum ki 23 çeşit yemek yiyorsunuz bir oturmada ama minnacık yani, evet, çok küçük. Her birinin şarabı da değişiyor. 7-8-10 şarapları sizin önünüze koyuyorlar ve inanılmaz uyum içindedirler. O zaman fark ediyorsunuz şarap, yemek. Sizin şarapları bir tane şarap eksperti bulacağım ve diyeceğim gel bakalım söyle bu Erbil Bey der. Erbil Bey der ki tamam mı şarapları? İddialıyım istediğiniz zaman iddialıyım. Güzel bir hobi. Hobiler dediğimiz zaman sizin öğreniminiz de güzel sanatlarla alakalı. Güzel sanat, heykeltıraşlık ve ressamcılık. Fırsat bulup resmi sürdürüyor musunuz? Bu son senelerde değil ama atölyemi inşaat ettim bahçemde. Hazırdı, duruyor. Vakit bulacağım, bulduğum zaman ben gene tekrar resim yapacağım gibi geliyor. Var mı koleksiyonda? Yarım resim var mı? Benim. Sizin yaptığınız, tamamlanmayan resminiz var mı? Var ve halim belki 10 senedir duruyorlar ve kendimi şey ettiremiyorum. Duymuyoruz, çağırıyorlar. Gel bizi tamamla. Çok. Şimdi maalesef beni öyle bir çağırırlar ki başka iş yapamıyorum. Resime başladığım zaman unutuyorum her şeyi. Başka bir şey yapmak istemiyorum, ondan korkuyorum. Gerçekten ben sanatı bir çok seviyorum. İnsanın, bak, sanat iç ruhunuzda varsa yaptığınız her işe sanat yansır mı? Kesinlikle. Ruhen, felsefe olarak her işimiz. Otellerinize bakın, sanatsal değil miler? Evet. Restoranlarımıza bakarsanız sanatsal tarafları yok. Koloni belli, evet. Yani bu fark ediliyor. Palm Beach'in... Benim hayatımın her yerine yansıyor. Her yerine. The House? House da öyledir. House'a nasıl bakarsınız? Efendim? House'a baktığınızda ne hissedersiniz? House benim bebeğimdi ve bir deneydi. Ve bence de başarılı bir deneydi. Yani kiç dedikleri, evet. Çirkin bir şey yaratmak isterim. Güzel çirkin ve güzel çirkin çıktı yani. Evet, Art Rooms. Ve orada sürekli sergiler düzenleniyor. Evet, o benim kararımdı. Bir ara şey fikrindeydim. Biz belli bir yere geliyoruz Kuzey Kıbrıs'ta. Ama sanatsal tarafımız geride kaldı. Soyut tarafımız geride kaldı. Onun için karar verdim. Bizim alt katı House'un, The House'un alt katını sergi yeri yapalım. Ve benim niyetim öyledir ve şu anda 5. sergi açıyoruz zannedersem. Gençlerimize, Kıbrıs'taki gençlerimize sergi açma imkanı ve mallarını satma satma imkanı veya en azından satmayacaklarsa başkalarının bütün halkın görebilmesini temin edecek olan bir mekan yaratmak. Sanat genç kuşakta da, yani resimde hemen aklıma gelen isimler vardır tabii ki.
Ama genç kuşaktan da yetenekli sanatçılar yetenekli çıkıyor. Yetenekli var ama ben şey bakmıyorum. Yani bizim küçük bir Oyas Silbri Hanım'la ve bir iki arkadaş daha ile ortak karar veriyoruz. Kim sergi yapacak? Bazılarını beğenebilirim, bazılarını beğenmeyebilirim. Ama onlara o fırsatı vermemiz gerekir. Karma sergiler de açacağız gene gençlere. İnşallah gitgide bu sanat sevgisini aşılayabiliriz başkalarına köşeye. Ben tabii ki sanat, resim sanatında koleksiyonlara girecek eser üreten insanlarımızın yetişmesini arzu ediyorum. Yani Çallı'nın atölyesinden bir İsmet Vehit Güney çıktı yıllar önce. Çok güzel. Emin Çizener de şu anda profesyonel anlamda bir markalaşma yolunda iyi bir yere var. Türkiye'de koleksiyonlara eserleri alınıyor. Bu sunulan imkanlar, sizin imkanlarınız cesaret verecek herhalde gençlere. İnşallah, inşallah gelsinler. Öyle niyetleri varsa bir bakarız. İmkan yaratabilirsek yaratmak isteriz. Heykeltıraşçılara da, hatta geçen ay tiyatroculara da açtık. Artımız, ismi Artımız, hatta House'tur, sevdiği yerimizin. Tiyatroculara söyledim, yani gelmek bir şeyler yaratmak isterseniz böyle hareketçe bir şey, buyurun onlar da bize geliyor, yakında da onlar da bir şeyler yapacak. Okyanusu geçtik, Galatasaray'a dokunduk, Mancini, Fatih Terim mukayesesini yaptık. Bir zamanlar Highbury'den Emirates'e Arsenal yolculuğu yaptık. Evet. Şarapları konuştuk. Sanata kanat çaktık. Biz sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkür. Size asla ve katla politika sormam, sıkıntı sormam, sorun sormam. Gideceksiniz, geleceksiniz, görüntüleri de getireceksiniz ve okyanusu nasıl geçtiğinizi biz tekrar izleyicilerimize, sizler aracılığıyla aktaracağız. Seve seve. Sizlere başarılar. Çok teşekkür ederim. Seve seve. Evet. Geniş. Herhalde eminim. Erbil Bey'le yaptığımız bu sohbeti, Sayın Erbil Arkın'la yaptığımız bu sohbeti keyifle dinlediniz. Dövizdi, politikaydı, sıkıntıydı, hıyar domatesin hormonu vardı, yoğdu. Attık bir kenara. Ne güzel konuştuk. Vallahi siz de biliyoruz ve becerin. Çünkü tempo rigid zaman uçuyor. Sayın Erbil Arkın bu tekneyle okyanus ötesine yolculuk yapacak. Siz de uçup giden zamanı herkese inat yaşamayı deneyin. Söylediğim gibi, başında da söyledim. Yüreğinizin sesine de kulak verin. Gerisi kolay. Hoşça kalın. And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this.